Süper Lig'de 7 hafta sonunda ligin zirvesinde Fenerbahçe bulunuyor. Fenerbahçe lige kötü bir mağlubiyette başlamıştı Konya deplasmanında. Öne geçtiği maçta ligin yeni takımına 3-2 kaybetmişti. Ondan sonraki haftalarda da ya bazı maçta özellikle futbol anlamında taraftarlarını çok memnun etmeyen, futbol izleyicisini çok memnun etmeyen oyunlar ortaya koysa bile gerekli puanları almıştı. Bunların yani kötü oynadığı zaman da kazanmak şu an gelinen lig tablosunda bence çok Fenerbahçe'yi ayıran şey. 16 puanla zirvedeler ve onlar açısından bence ki biliyorsunuz bu süreç içerisinde Avrupa Ligi ile ilgili verilen karar da söz konusu. Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi durumu da söz konusu. Yani bütün bu olumsuz durumları yine yaşadı sene başıyla Fenerbahçe. Ona rağmen kadrosunu bir arada tuttu. Yabancı kuralından bence en çok olumsuz etkilenen takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Ve bir denge oturtmanız gerekiyor oyuncu tercihlerinde. Ersun Yanal bunu ilk haftalarda tam olarak yapamamıştı bence ama artık gittikçe bunu da kullanışlı hale getiriyor. Burada tabii önemli olan takımın birlikte hareket etme duygusu. Bu duyguyu da veriyorlar. Fenerbahçe 16 gol atmış, 7 gol yemiş ve 16 puan toplamış. Özellikle içeride zaten Fenerbahçe'nin iyi olduğunu biliyoruz. Yani mesela Trabzon karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe açısından bir sürpriz demek. Çünkü Trabzonspor karşısında Fenerbahçe favori olarak gözüküyordu maçın başlamasında. Özellikle Trabzon'da Lazio maçını düşündüğümüzde. O yüzden bu beraberlik bir sürpriz ama onun dışında yine bildiğimiz klasik Fenerbahçe iç saha istatistiği karşımıza çıkıyor. 3 galibiyet var. Deplasmanda ise Konya'ya kaybettiler. Onun dışında Kasımpaşa'ki deplasman sayılmaz bence ki Ankara'da keza yine yoğun bir Fenerbahçe taraftarı desteğinin yani her üç büyük olduğu için öyle bir deplasmandır ve Gençler Birliği çok kırılgan bir takımdı bence. Yani Fenerbahçe ile ilgili Kayt'ın 5 golünün ve gol anlamında katkısının altını çizmek lazım ve özellikle Caner'in ben kişisel olarak performansını çok beğendim bu izlediğim 7 hafta itibariyle. Caner çok üzerine koyarak geldi. Şimdi genelde çok inişleri çıkışlı olan bir futbolcuydu. Yani bazı maçlar çok iyi oynayıp bazı maçlar üst üste kötü oynayan bir oyuncuydu ama bu sefer bir istikrar da sağladı. Bu bence oyuncu bazında Fenerbahçe'nin artısı olarak gözüküyor. Onun dışında zaten kadroda Fenerbahçe'de hani hep bildiğimiz adamlar, bildiğimiz oyuncular, geçen seneden tanıdığımız oyuncular fark yaratıyor. Menike bence hala gereken hani kendisinden beklenen ki iyi de bir bonservis bedeliyle transfer oldu Fenerbahçe'ye. Beklenen seviyede değil ama Emenike'yi biliyoruz. O yüzden biraz onunla ilgili beklemek gerekecektir bence. Onun dışında Musa Sov'un gollerle dönmesi iyi oldu Fenerbahçe açısından. Ben bundan sonraki haftalarla ilgili Fenerbahçe'nin deplasman karnesine genel olarak ligdeki konumunu belirleyeceğini düşünüyorum. Ersun Hoca Gençler Birliği maçından sonra bununla ilgili bir yorum yapmıştı ama ben çok hocanın şeyine katılmıyorum. Çünkü Gençler Birliği çok kırılgan bir takım. Ligin zaten son sırasındalar ve ilk 7 hafta sonunda pek işlerin iyi gitmediği takımlardan bir tanesi Gençler Birliği. O yüzden o deplasman çok bir hani ne diyelim bir test olmamalı Fenerbahçe. Daha zorları olacaktır. O yüzden şöyle toparlamak gerekirse Fenerbahçe ilk 7 haftada bence iyi bir görüntü çizdi. İyi puanlar topladı. Konya mağlubiyeti haricinde iyiydi. Ama bunu yaparken hep zaten klasik Fenerbahçe iç saha başarısını burada söylemek lazım. Bunun yanında da bir tanesi İstanbul'da olmak üzere, bir tanesi de deplasman bence sayılmayacak kadar yoğun taraftar desteğinin olduğu Ankara'da olmak üzere iki deplasman oyunda. Fenerbahçe'nin bundan sonraki dediğim gibi ligdeki konumunu ve durumunu deplasman maçları ve deplasman karnesi belirleyecektir. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili daha gerçekçi yorumlar yapmamızı bu deplasman grafiği bize sağlayacaktır.